Peki. Arkadaşlar hoş geldiniz. Öncelikle ben kısa bir şekilde kendimi tanıtayım. Adım İbrahim Aksakal. Bartınlıyım. Sizlerle bundan sonra YÖS eğitimi için beraber olmak ümidiyle burada yeni bir yayına başladık. Yeni bir eğitime başladık. YÖS konusunda 14 yıldır eğitim veriyorum. Bu noktadaki sizlerle daha önce belli bir eğitim süreci yaşamışsınız zaten bu kurumda. Bundan sonra yeni bir plan program dahilinde önceden almış olduğunuz eğitimlere hem katkı sağlayacak hem de YÖS'te başarılı olacağınız bütün eğitimleri alacağınız bir şekilde eğitime devam edeceğiz. İnşallah bu ümitle başladık. Bismillah diyerek. Şimdi sizlerden şu ricamız olacak. Benim kendi YÖS için şimdiye kadar 14 yıldır kullandığım bir sistem var. Biliyorsunuz bu sınav 2010'dan önce ÖSYM'nin kontrolü altında yapılan bir tek bir sınavdan oluşuyordu. Tabii YÇS, TÇS ve YÖS olmak üzere 3 farklı bir sınav vardı. Bundan sonra üniversitelerin bünyesine verildi bu iş 2010'dan sonra. Üniversiteler de kendi bünyelerinde bir YÖS programı oluşturdular. YÖS programı için kontenjanlarını ÖSYM'ye bildirdiler. ÖSYM de bu kontenjanlar dahilinde üniversitelere bu özelliği verdi. Şimdi YÖS'te YÖS sınavı dediğimiz sınavlar, üniversitelerin yaptırılmış olduğu sınavlarda konularımız belli. IQ, matematik, den oluşan bir sınava gireceksiniz. Bazı üniversiteler bunu 100 soruya yaymakta, bazı üniversiteler 50 soruyla sınırda tutmakta, bazı üniversiteler 70-80 gibi sınav soruları oluşturup sizin başarınızı bu konuda değerlendirmekteler. Şimdi size bu noktada şunu söyleyebilirim. Eğitim bizim ilk baştaki birinci hedefimiz. Birinci aşama bu eğitimi tamamıyla layıkıyla tamamlamak. Bütün konuları matematik 1, matematik 2, geometri ve IQ konularını vererek. İkinci etaptaki yapacağımız olay da bu işin rehberlik kısmı. Bizim burada farkımız ortaya çıkacak. Sizin her türlü evle kadar olan tercihleriniz de olsun, üniversitelerdeki, üniversite bünyelerinde yapacağınız kayıt dönemleri, hangi sınavlara gireceksiniz, sınav sonuçlarınıza göre nereye yerleştireceksiniz, hepsini beraber burada yapacağız, sizlerle paylaşacağız, her türlü yanınızda olacağız. Yani kurumumuz sizin her zaman yanınızda olacak. Biliyoruz ki kurum olarak sizin başarınız bizim de başarımız olacak. Bu sene ilk başlamış olan bir eğitim sistemi. Bundan sonrasında çok daha farklı bir şekilde ilerleyeceğimizi ümit ediyorum. Şimdi belli bir kaynak ya da herhangi bir şekilde ders materyallerine ulaşmanız biraz sıkıntı oldu. Ama bundan sonra yapacağımız olaylar şöyle olacak. Ben dediğim gibi baştan hiç almamışsınız gibi bu eğitimi devam edeceğim. Her hafta anlattığım konular üzerinde sizlere bir tarama testi göndereceğim. O tarama testinde çözemediğiniz sorularla ilgili bir gün öncesinden sizden bir dönüt alacağım. O dönüşten dayanarak o sorularla çözülmeyen bütün soruları hep beraber çözeceğiz. Onların analizini yapacağız. Nerelerde yanlış yapmışız? Onlara bakacağız. Sistemimiz içinde şu da var. 6 tane deneme sınavı yapmayı düşünüyorum sizlerle. Bunu online olarak yapabilir miyiz? Onun bir altyapısını hazırlayacağız. Eğer olmaz ise soruları size verip belli bir süre tutup o soruların cevaplarını hem cevaplamasını hem de yaptığınız başarılarla ilgili olarak istatistiki verileri de tutmuş olacağız. Böylelikle her öğrencinin hangi konularda ne problem yaşadığını da ben de görmüş olacağım. Şimdi sorularınızı, isteklerinizi daha önceki konularla ilgili hocam şu konu üzerinde biraz daha fazla durabilir miyiz? Yahut da bu tür konularla ilgili farklı nasıl soru tarzları çıkabilir gibi sorularınızı her türlü bana ulaştırabilirsiniz. Cevaplanmayacak, ben kendi adıma söz vereyim. Cevaplanmayacak hiçbir sorunuzu bırakmayacağız burada. Tahtaya yazarak ve size anlatarak ders anlatmayı uygun buluyorum ben. Çünkü tahtaya yansıtılmış bir şey üzerinden gidilmesi öğrencinin maalesef birazcık bilgi anlamında eksikliğine yol açıyor. Burada bir aile gibi düşünelim. Siz bana sorularınızı anlık da ulaştırabilirsiniz. Bir gün öncesinden bana da ulaştırabilirsiniz. Burada çözümler noktasında sıkıldığınız noktaları bana anında iletebilirsiniz. Bu noktada her zaman yanınızdayız. Şimdi şöyle kısaca bir konuya başlayalım. Şimdi matematik bir konusu. Biliyorsunuz ilk başta sayılardan başlıyor. Bu sayıların içinde neler var? İşte rasyonel sayılarımız var. Bu sayıların içinde neler var? İşte tam sayılarımız var. Tam sayılardan sonra nelerimiz var? Ardışık sayılarımız var. Bundan sonra bir taban aritmetiği dediğimiz bir
neyimiz var? Bir konumuz var. Bu sayılardan bölme bölünebilme kurallarımız var. Ondan sonrasında daha da ilerledikçe ne olacak? Üslü sayılar, köklü sayılar devreye girecek. Bir mutlak değerimiz ortaya çıkacak. Ondan sonra bir fonksiyon durumumuz söz konusu olacak. Oran, orantı dediğimiz bir konu ortaya çıkacak. Bu konuları zaten az çok almışsınız. Ben daha önceki anlatılan konuları sizlerle şöyle bir şey yaptım. Daha önce anlatılan konuları şöyle bir baktım. Hocanız sizlere neler anlatmış, ne konuda nasıl anlatmış diye. Ama bu konuların üzerinden bayağı bir su geçmiş. Onları biz tekrar burada ele alıp, dediğim gibi her türlü sorularınızı da yanıtlayıp, her türlü sıkıntılarınızı da çözüp bu işi tamamını erdirmek istiyoruz. Ondan sonra da zaten rehberlik ve kılavuzluk bölümümüz ortaya girecek. Hepinizin başarılı olmasını kalben diliyorum, istiyorum. Sizlerden çok büyük bir çalışma değil, disiplinli olarak her gün nasıl kendinize bir vakit ayırıyorsanız yemeğe, içmeye, bu işe de belli bir vakit ayırmanızı istiyorum. Anlaşıldık? Peki. Şimdi ilk baştaki konumuz şuydu. Evet, bir sorumuz var. Bu da hocam merhaba. Aykı ne zaman yaparız? Uzun zamandır yapılmıyor çünkü yetişir. Peki. Şimdi Meyra'cığım, IQ belirli matematiksel kurallara yahut da şöyle kodlamalara olsun, biliyorsunuz IQ konularını. İlk başta neden bahsediyoruz? Sayı ilişkileri kodlamalardan başlıyor. Ondan sonrasında işte bu sayıların birazcık daha matematiksel ilişkileri olan tablolar bölümü var. Operations dediğimiz işlem bölümleri var. Sayı şekil ilişkilerimiz var. Tartı denge dediğimiz bir unsurumuz var. Ondan sonra şekil ilişkileri, şekillerin belli açılarla dönmesidir, şudur budur var. Neyse konuyu zaten sizlerle paylaşacağım. Ama merak etmeyin, ben IQ'yu normalde 1,5 ayda öğrenciye o soruların tamamını yapacak şekilde veriyorum. Burada önemli olan çıkması muhtemel yahut da öğrencinin o mantaliteyi yakalamasına yönelik eğitim vermek. Bunu da merak etmeyin. IQ aslında benim de en çok sevdiğim alanlardan biri. IQ'ya yarın bir başlangıç yapacağız. Sizler IQ'da neler görmüşsünüz? Daha öncesinde onlara bir şöyle bir baktım. Bazıları eksik buldum açıkçası. Ama onların hepsini tamamlayacağım. Burada size vereceğim söz şu olacak. Şimdi iki tane eğitmenle devam edeceksiniz bu eğitime. Bir tane de bayan bir hocamız var. O matematik 2 konuları, matematik 2'nin herhalde birinci kurunu bitirmişsiniz. Matematik 2'nin ikinci kuruna başlayacak bu hocamız. Onun dışında ben matematik 1'in baştan beri tekrarını yapacağım. Aynı zamanda IQ ve geometri kısmını üstleneceğim. Hani bunun için hem kendinize zaman tanımanız lazım. Biliyorum önümüzde 2,5-3 ay diye bir durum söz konusu. Ama burada eğitim her zaman devam edecek. Bu da benim size sözüm. Yani buradaki durumum gereği ben size 10 Haziran'da Ankara Üniversitesi sınavı, onu baz alıyorum ben. 10 Haziran'a kadar normal eğitimimiz devam edecek. Ama ondan sonra başka sınavlara girecek arkadaşlar yine online bize bağlanıp benden ders alabilecekler. Bunu size rahatlıkla söyleyeyim. Başka sorularınız varsa lütfen gönderin. Onları bir cevaplayalım. Ondan sonra da ilk dersimizde şöyle bir ısınma hareketleriyle başlayalım. Olur mu? Dediğim gibi öğrencilerim benim evladım gibidir. Benim yaşım 44. Bir tane 5,5 yaşında bir kızım var. Onun için de en iyisini istiyorum. Onun için ne istiyorsam sizler için de aynısını istiyorum. Bunu unutmayın. Ve şu anda başka bir kurumda örgün eğitim anlamında 30'a yakın öğrencim var. 3 grup halinde. Onlara örgün şekilde yine bu eğitimleri veriyorum. Yerleştireceğim alanları da dahil olmak üzere her türlü rehberliğini yapıyorum. O konuda hiçbir zaman sıkıntınız olmayacaktır. Ara sıra sorularınıza da bakacağım. Şimdi ilk baştan şöyledir. Matematik dediğimiz konu bazıları için çok korkutucu olabilir. Ki yurt dışından gelen öğrencilerime şöyle bir baktığımda yaklaşık 25-26 farklı ulustan gelen öğrenciyle çalıştım ben. Bazılarının matematik alt düzeyleri gerçekten çok iyiydi. Mesela bunlar arasında Azerbaycan, İran, Filistin gibi ülkeleri sayabilirim. Bazıları da gerçekten alt düzey olarak gerçekten Türk eğitimine göre kıyaslıyorum. Gerçekten çok zayıftı. Ama bu öğrencilerdeki dirayete baktığımda onların da başarmaması için önünde hiçbir engel yok. Anlattığımız konuları şöyle bir irdelemek gerekirse ciddi anlamda en azından matematik 1 için şunu düşünün.
Aynı ciddiyette matematik 1 ve matematik 2 için aynı şeyleri düşünen kişiler bu işleri başarabiliyorlar. O noktada dediğim gibi disiplinli bir eğitim şart. Ben şimdi tahtaya bazı notlar yazacağım. Size bu sorularla ilgili bazı pratik çözümler göstereceğim. Onları not almanızı rica ediyorum. Bir. İkincisi, pazartesinden itibaren sizlere bazı notlar göndermek, bazı sorular göndereceğim. O sorularla ilgili çözümlerinizde yaşadığınız herhangi problemleri bana hafta içi ulaştırırsanız ya da buraya herhangi bir şekilde ulaştırırsanız onların da çözümünü yapacağız. Onun dışında her hafta bir tarama testi yapacağım size. Tabii ki bu online olmayacak. Tarama testini evinizde ya da bulunduğunuz yerde süre tutarak yapacaksınız. Onlardan dönüşleri de almak istiyorum. Her öğrenci için ayrı bir dosya oluşturup onlarla ilgili bilgilere sahip olmak istiyorum. Ne kadar çok bilgi sahibi olursam sizin hakkınızda size de öncelik etme anlamında o kadar faydam olur diye düşünüyorum. Evet. Meyra Hanım İstanbul Üniversitesi'ni istiyorum. 30 Nisan'da sınavı bu yüzden sormuştum diyor. Meyra Hanım 30 Nisan'a kadar yetiştireceğiz. Bu sene İstanbul Üniversitesi şöyle bir farklılık yaptı. Geçen sene 80 tane soru sormuştu. Bu sene 70 tane soru soracak İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi'nde istediğiniz bölüme göre tabii ki İstanbul Üniversitesi üniversiteniz arasında seçkin bir üniversite. Ama bununla ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum sizlere. Anlattıklarımı lütfen çok iyi dinleyin ve benimle devamlı iletişim halinde olun. Çünkü burada bir örgün bir eğitimden daha ziyade sizlerle çok uzaktan, hani sizler buradaymış gibi bir ders anlatımı sunmak istiyorum sizlere. İnanın bunun örgün eğitimden farkı olmayacak. Sizler de aynı ciddiyette bana yaklaşırsanız bana çok yardımcı olmuş olursunuz. Tamam? Her türlü sorunlarınızı da bana bildirirsiniz. Bundan sonra rehberlik noktasında da, eğitim noktasında da sizlere her türlü yardım etmeye hazırım. Tekrar üstüne basarak söylüyorum. 30 Nisan'daki sınav maalesef 19 Mayıs Üniversitesi sınavı da 30 Nisan'da olacak. İki tane, yani 19 Mayıs Üniversitesi'nin geçerliliğini düşündüğünüzde herhalde Türkiye'de bir 70-80 tane üniversitede geçerli. İstanbul Üniversitesi de aynı şekilde geçerli. Benim öğrencilerim açısından düşündüğünüzde ikisi de Ankara'da yapmadığından sınavı mecburen bazı öğrencilerim İstanbul'a gidiyor. Hem İstanbul Üniversitesi sınavına girmek için hem 19 Mayıs Üniversitesi sınavına girmek için. Sizlere de tavsiyem eğer yurt dışındaysanız ya da Türkiye'deyseniz bu iki sınavın yapıldığı merkezlerde iki ayrı sınava girebilmeniz. Çünkü biri saat 10'da biri de öğleden sonra zannedersem iki sınavda yetişme şansınız olabiliyor. Merkezler arasında çok büyük uzaklıklar olmazsa. Asiye Hanım, diş hekimliği bölümü istiyorum. Ortalama kaç net yapmam gerekir? Asiye Hanım, 2 yıl önce yaklaşık 4 tane öğrencimi diş hekimliğine yolladım. Benim de dişler çürümeye başladı. Tabii onlardan bayağı bir yardım alacağım ileride. İnşallah iyi bir şekilde bitirirlerse olur. Bunlardan 2 tanesini Akdeniz Üniversitesi diş hekimliğine, 1 tanesini Süleyman Demirel'e, 1 tanesi de Uludağ Üniversitesi'ne gönderdik. Geçen sene de 1 tane öğrencimi Ankara Üniversitesi Dişçilik Fakültesi'ne gönderdim. Melisa diye bir kızımız vardı, Özbek vatandaşı. Şimdi puanlar arasında da çok büyük uçurumlar var, onu söyleyeyim. Melisa Ankara Üniversitesi'nin sınavından 67 nokta küsur aldı ve ikinci tercihlerde yerleşti oraya. Akdeniz Üniversitesi'ni kazanan kızlarımızdan bir tanesi oradaki sınav üzerinden 87 nokta küsür, bir tanesi de 91 nokta küsürle yerleşti. Hani bundaki kıstas şu, ortalama kaç net yapmam gerekirden daha çok o sene acaba o bölüme kaç kişi müracaat etmiş? Bir. İkincisi kaç kişilik bir kontenjan ayrılmış? İkincisi bu. Üçüncüsü her bölümün biliyorsunuz belki, tabii bu üniversiteler arasında bir her üniversitenin farklı bunların için politikası var. Her üniversiteye farklı uyruklardan öğrenci alınması esastır. Hani bir tane öğrenci atıyorum 100 tane tam puanlı 5 tane aynı uyruktan öğrenci varsa hepsini almıyorlar. %20'yi ülke kontenjanı olarak barajı olarak koyuyorlar. Yani onlardan maksimum 10 kişi ise %20'si ne yapar? 2 kişiyi alabiliyorlar. Hani bu gibi şeyleri yan yana koyduğumuzda biraz da bu hani kısmet meselesi diyebiliriz. Ama benim 72 puanla da Ege Üniversitesi Dişçiliği'ne yerleştirdiğim öğrencim var. Onu söyleyeyim. Ama biz elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışalım. Ondan sonrasında hangi dişçiliği hangi şehirde istiyor isek ona göre beraber, inanın bu konuda size sözüm, beraber tercih yapıp ona göre de bir başarı sağlayacağız. Merak etmeyin. Ama kaç net yapmam gerekir diyorsanız eğer
Muhakkak ve muhakkak 85'in üstüne bir çıkmanız lazım. Onu söyleyeyim. Bursa Uludağ Elektronik Mühendisliğine giren var mı? Evet. Abdurrahim. Uyruğumuz nerelidir bilmiyorum ama şöyle bir şey. Uludağ Üniversitesi'ne geçen sene bir tane öğrenci, ondan önce 3 tane öğrenci gönderdik. Bunlardan 2 tanesi tıptı. 2 yıl önce gönderdiğim. Geçen sene Uludağ Üniversitesi'ne gönderdiğim kişi Uluslararası İlişkiler Bölümüne göndermiştik. Mühendislik bölümüne giren bir tane inşaat mühendisliğine giren öğrencim vardı 2 yıl önce. Uludağ Üniversitesi geçen sene garip bir uygulama yaptı. Onu söyleyeyim ben size. Kontenjanların belirlenmesinde öğrencileri mülakata çağırdılar. Ama bu ikinci kontenjanlarda, birinci kontenjanlarda değil. İkinci kontenjanlarda ek yerleştirme yapılırken dediler ki herkes dosyasını alsın, atlasın Bursa'ya gelsin, mülakata girsin bölümlerde. Hangi bölümü istiyorsa diye. Bu sene böyle bir uygulama yapar mı, yapmaz mı bilmiyorum. Mülakat bazı kişiler için avantaj olabilir, bazı kişiler için dezavantaj olabilir. Ama biz birinci tercihlerde inşallah işimizi bitirmek istiyoruz. Birinci tercihlerde böyle bir uygulaması yoktu. Elektronik mühendisliği Uludağ köklü bir üniversite. Ülkemizde de muhtemelen geçecek bir üniversite. Yani İran'ın mesela 14-15 üniversite, Türkiye'deki üniversitelerde geçerliliği var. Bunlardan biri de Uludağ Üniversitesi. İyi bir üniversite, köklü bir üniversite. İnşallah bakalım. Uludağ Mühendisliği'ne giren şu anda bir öğrencim yok ama Kocaeli Karadeniz Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği'nde okuyan öğrencim çok. Onu söyleyeyim. Hani onları da bir listeye ekleyebilirsin. Onlar da iyi elektronik mühendisliği. Tamam mıdır? Evet. Başka sorumuz var mı? Peki. İletilere ara sıra bakarım ben de. Sizleri cevaplamaya çalışayım. Şimdi arkadaşlar, eksik konuları bu hafta şöyle bir tanışma programı, aynı zamanda da şöyle bir başlangıç programı olarak ayarladım. Bunun ilerisinde dediğim gibi sizlerden gelen bilgilere göre bir ayarlama şekli gideceğiz. Bazı konulara eğer tamamsa o konular için şöyle bir hatırlatma yapıp geçmek, bazı konularda gerçekten eksiğimiz varsa o konuların tekrar ele alınıp onların tamamlanıp ondan sonrasında diğer konulara geçmek gibi bir politikamız olacak.